artık tek burçlara bir gidelim. Hadi evet. Sırayla bir gidelim bakalım. Buyurun. Geldik zoran zırt dediği yere. Evet. Koç ve yükselen koçlar. Burcunuzu, yükselen burcunuzu biliyorsanız ona göre de döngüyü takip etmenizi tavsiye ederim. Bir kere bu senenin en çok konuşulan ve göz önünde olan kariyerde en parlayacak burcu koç ve yükselen koçlar. Bir buçuk yıldan beri Satürn bu alanlarınızda sizi test etmekteydi. Bazen toplum önü duruşunuzda, işlerinizde bir takım sıkıntı ve problemlerle karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdi Jüpiter bu alanlarınıza giriyor ve girdi ve bu alanlarda size şans ve fırsatlar sunmaya devam edecek. Bir yıl boyunca bu alanlarınızda güzel sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ne yaparak? Bunu hep söyledik. Çalışarak, uğraşarak, didinerek, azmederek. Çok fazla azmetmeyi sevmeyen bir burç koç burcu. O yüzden de hani tökezlerlerse, hani de bize çok şanslısın demiştin derlerse buradan onun da uyarısını yapalım. Biraz uğraşacaksınız sevgili koçlar ama sonu istediğiniz gibi olacak. Uranüs para alanlarınızda, bu da ne demek biliyor musunuz? Anlık iniş çıkışlar yüksek olabilir parasal konularda. 21 Haziran'daki tutulma ev alımınızı hızlandırabilir. Ailevi konular önemli olacak. Ve bu sene kalbinize göre almak istediğiniz bir eğitim varsa, eğitim fırsatlarınızın tutulmalarla beraber arttığını görebilirsiniz. Bir tek koçlara şunu söyleyelim. 10 Eylül ve 14 Kasım tarihleri arasında sağlığınıza gereken özeni göstermeyi unutmayın. Mars sizin burcunuzda gerileyecek. Bu dönemde çok büyük girişimlerden de kaçınmak sizin faydanıza olabilir sevgili koçlar. Bu sene en büyük şansı kariyerden, işten, anne tarafından, ailevi alandan alacaksınız. Tadını çıkarın. Koç gibi bir yıl olsun sizin için. Bak güzel, sen böyle tamam mı? Buyurun. Boğa ve yükselen boğalara geldim. Benim burcum oğlak gibi bir yıl olsun. Ne olduğu anlaşılmıyor yani. Hep pis burçmuş. Evet, şimdi kendim. Boğa ve yükselen boğaların hem seyahat. Bu sene mesela bavulunuzu hazır tutun sevgili boğalar. Çok seyahat edeceksiniz ya da uzak yerlere giderek işler yapacaksınız. Başka bir ülke, başka bir şehir. Yani seyahatler artarken eğitim fırsatlarınızın karşınıza güzel seçenekler sunduğu bir yıl olacak. Mesela bizi izleyen öğrenci boğalar varsa çalışarak, uğraşarak, didinerek bu sene sınavlarından istedikleri sonuçları almama gibi bir ihtimalleri yok. Çok şanslı olacaklar ama dediğim gibi çalışırsanız tabii. Hani ben dedim diye olmuyor. Mart ve Temmuz ayları arasında hayatınızda edindiğiniz bilgileri kariyer ve iş konularına aktaracağınız bir 3 aylık döngü içerisinde olacaksınız. Bu sene parasal konulara dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Ne zaman? 13 Mayıs 25 Haziran tarihleri arasında. Onun dışında hayatımız değişiyor. Nisan ayı doğumlu sonunda ve Mayıs'ın başında doğumlu bir boğa burcuysanız hayatınızdaki büyük değişimlere lütfen izin verin. O zaman hayatınızda güzel etkileşimler olacak. Önümüzdeki senenin sonunda elinize güzel bir para geçecek. Ve tabii ki eğitimsel konularda da hem 10 Ocak'ta hem de 21 Haziran'da çok güzel fırsatlar elde edeceksiniz. Sağlıkları nasıl boğaların? Şöyle söyleyeceğim. Boğalar bu sene çok çalışacaklar. Elde ettikleri bütün her şeyi hani kendileri için yatırım yapmaları gereken bir dönem. Eğer bu dediğim gibi mesela 25 Nisan ve 3 Mayıs arasında doğan bir boğalarsa mesela kalp çarpıntıları yüksek olabilir, tiroidler, iniş çıkışlar bunlara dikkat edecekler. Ama genel anlamda boğalar bu sene olumlu. Tamam, dikkat edin, parayı sağlığa yatırmayın sevgili boğalar. İkizler ve yükselen ikizlere geldiğimizde parasal konular çok önemli. Mesela bu alandan yana şansı yüksek olacak ikizler ve yükselen ikizler. Yani ortak para alanı diyorum. İnsanlar şey diyor, bu ortak para alanı ne? Şimdi bir cebimize giren para var. Bir de hani patronumuzdan aldığımız, eşimizle ortak para havuzumuzun olduğu, ailemizle beraber kullandığımız paramız olabilir. Ortak paradan kastım bu olacak arkadaşlar. O yüzden de ortak parasal konularda güzel sonuçlar alacağınız bir yıl. Çünkü ikizler burcu bir borcun altına girmiş olabilir. Son bir yıldan beri biraz zorlanıyorlar parasal konularda. Partnerin ya da eşin parasıyla ilgili konularda. Ama bu sene bu alanlardan yana şansları çok iyi. Eğer Mayıs doğumlu bir ikizlerseniz Mart ve Temmuz ayları arasında hayat size çok büyük fırsatlar sunacak işlerinizle ilgili olarak. Mesela aşk ne durumda? İkizler burcunun Mayıs'tan sonra dedik ya tutulma hatları ikizler ve yay hattına geçiyor. Özellikle 5 Haziran, 30 Kasım ve 14 Aralık tarihlerindeki tutulmalar ikili ilişkiler ve aşk hayatınızın detaylarını karşınıza getirecek. 13 Mayıs demiştik ikizler için söyleyelim. Venüs ikizler burcunda geriliyor. Eski aşklar kapınızı çalabilir. İkizlere mi? Evet. Aman. Eski aşktan. Ya. Eski dedin next. Ya. Eski adı üstünde. Next'ten next olmaz ikizle. Ya o adı üstünde eski ya. Yeni gelsin ne gerek var? Aynen. Hayır yani mesela bu dönemde eskilerle böyle bu hesapları kapamak üzere
bazı şeyleri harekete geçirebilirler. Ha, hesap kopma. O tabii. Zaman gelsin, tamam. Yengeç ve yükselen yengeçlere geldik. Bu en önemli. Hanımın burcu. Züleyha'nın burcu. İyi bir şey evlilik diyecektim, evlilik var zaten. İşte yapmış evliliği, gayet güzel. Serkan'ın burcu demek ki evlilik var Serkan'ın. Hadi evet. Bak, hadi hayırlısı Serkan bu kardeşim. İlişkilerden yana en şanslı... Kapatıyoruz zaten, dönemi. İşte yepyeni bir dönem başlıyor. Hayır, biz kapatıyoruz, o yeni bir döneme başlıyor. Hayır hayır canım, o sen de başlasın. Neyse, ben öyle yorumlamıştım. Evet, evet, evet. Şimdi... Züleyha'ya evlilik çıktı yeniden. İkili ilişkiler ve özel hayatınızın detayları devrede olacak. Ve bu alanda yaklaşık bir yıldan beri test ediliyordu sevgili yengeçler. Bir buçuk yıldan beri. İlişkileriniz sağlam mı? Bir ilişkiden ne beklersiniz? Ne umdunuz? Ne aldınız? Alma verme dengesi nasıl çalıştı? Hayatınızdaki insanla yolunuzda devam ediyorsanız işte şimdi evliliğe adım atabilirsiniz. Evlilik kararları gündeme gelebilir. Nişan, söz, isteme, yer değiştirme, taşınma ile ilgili konu ve olayların hızlandığını ve bu dönem özellikle yaşadığınız ilişkilerin hayatınıza çok güzel fırsatlar sunduğunu göreceksiniz. Bu sene eşten yana şansınız çok ama çok yüksek İşleri olabilir. İşleri nasıl peki? İşle ilgili konular mesela 5 Haziran'daki tutulma iş alanlarını tetikliyor. İş hayatlarında önemli bir takım değişim ve dönüşümlere maruz kalabilirler. Ama yaz dönemi. Özellikle yaz dönemine doğru bu alanlar daha fazla hareketlenecek. İşle ilgili konular buralarda hareketleniyor. Yine hayatlarıyla ilgili almaları gereken önemli kararlar 10 Ocak'ta devreye girecek. Ve tabii ki 5 Temmuz'da evlilik kararı için 5 Temmuz'u kullanabilirler. Orada bir tutulma var. Zaten bu kararı almış olanlar ne olacak? İşte aldılar. Bir daha taze yiyecek. Bak ne dedim, dinlemiyorsun. Dinledim. Dinlemiyorsun. Ondan yine burada. Buradayız. Dinlemiyorsun. Dinlemiyorsun kadın. Eşten yana faydası çok yüksek tamam. Dedim. Yani... Para durumu nasıl olacak? Ay beni mahvettiler. Para yok. Hoş geldiniz. Para var yok. Gelin. Hoş geldiniz Fatih Bey. Bir saattir konuşuyoruz. 5 kuruş yok bana. Benim konuklarımı niye ayartıyorsunuz? Biz onunla haftaya fal program yapacağız. Biz şimdi bir ucundan yapıyoruz. Bir ucundan yapıyoruz Fatih Bey. Ucundan bir ucundan azıcık yapıyoruz. Evet, siz ekstra detay yapıyorsunuz. Evet, orada her şeyi söylüyor. Şey Fatih Bey, sizin burcunuz neydi? Bilmiyorum ki. Başak. Başak. Aşk var mı? Aa, biraz önce konuştuk. Kağıt Yıldız soyun. Ben de aşk zaten her zaman. Kağıt Yıldız soyun burcu. Bu sene aşk var dedik. Keyif Fatih abiye aşk var. Hangi burçta kaldık? Oğlan aşk var. Bilemiyorum artık nasıl bir mesajsa. Sen oğlak mısın? Galiba biz aşık oluyoruz. Bize de öylesi çıkar zaten. Neyse, karım aşığım, şimdi kırılmasın diye yermişler. Yengeçte kaldık. Nereye gidiyorsun? Yengeç şimdi? Sağlık nasıl olacak yengeç? Yengeç'in sağlık alanında tutulmalar özellikle 5 Haziran civarı devrede olacak. Yani sağlığına dikkat etmesi gereken bir dönem yaz ayları. Yengeç. Özellikle yengeçle fazla ilgilendi. Çünkü sevgili eşi. Evet. Demek ki yaza kadar bir iyileşecek zaten. Evet. Bir ufak rahatsızlığımız var da inşallah iyileşecek. Evet. Yengeçten sonra tamam, ne geliyor? Şimdi aslan geliyor. Aslanlar için iş alan, yani çok çalışacakları bir dönem. Bu sene çok fazla iş hayatlarında bolluk ve bereketi tadabilirler. Çalışmaktan mutluluk duyabilirler. Üretebilirler. Aynı zamanda sağlıklarıyla ilgili konu ve olaylarda zorlandılarsa geçtiğimiz senelerde bu sene burayı çok iyi, hani nasıl derler, buradan iyi sonuçlar alma etkileri devrede olacak. Aşkı arayanlar, aşkı bulmak isteyenler, çünkü bizi çok hani bunu ne zaman bulacağım aşkı diye soranlar çok oluyor. 5 Haziran'daki tutulmanın aşk hayatlarını tetiklediğini görüyoruz. Aslan. Bu sene hala işle ilgili konularda böyle kafalarında hani kariyerlerine yönelik bir değişim yapmak varsa bu alanda desteklendiklerini söyleyebiliriz. Daha çok hobilerine yönelmeleri doğru olacaktır diye düşünüyorum sevgili aslanların. Keza benim etrafımda yükselen aslan olarak çok fazla iş değiştiren ve farklı alanlara geçen kişiler olduğunu mecburen mi hissediyorum? Görüyorum. Bazıları diyor ki yapmak istemiyorum artık bu işi. Kurumla çalışmak istemiyorum. Ben işte başka bir şey. Kendi hobime gideceğim diyor. Ben o, diyor. O iyi değil. Bazen de kurumla çalışmak istemiyor. Çok kötü oluyor. Kovulduğun anlamına geliyor. Hadi hangi burç? Değerli eşim mi? Değerli sen hangi burçsun? Ben kova burcuyum. Aa ne güzel burç, dahi burç. Kovaya terazi. Ben, zaten bizim seneler geliyor. Ben burcumu soranlara kova diyorum. Neden? Onu kovayı beğendim. Kova, evet, kovayı beğendiğim için burcumu soranlara kova diyorum. Şimdi 2020 oraya doğru gidiyormuş. Evet. Dahi. Boğa dönemi. Kova dönemi. Dönemi. Bizim zamanımız var. Bizim zamanımız var. Evet. Abi insan hissettiği burcu diye bir şey var ya. Ha öyle mi? Nerede var? Nasıl var? Ben uydurdum. Ben şu an ilk kez
seti yaş var mı? Ama biz beraber program bunu, yaptığımızda bunu söyledim. Bu benim motto. Ve herkes altına inanılmaz yorumlar yazdı. Bu benim motto. Doğru. Herkes siz seçtiği burçludur kardeşim. Allah. Ben niye Başak gibi enayi burç olayım? Ben kova gibi güzel bir burç seçmişsiniz. Müthiş bir burç. Başak enayi bir burç gayet. Başak titiz diyor, titiz diyelim. Başak temiz diyor. Pis sayın ama çok da temiz diyelim. Başak her şeye dikkat edin, dikkat edin diyor. Öyle fazla dikkat edin. Başak değil mi? Kova değil mi? Hacı Bey Başak değil. Kova burcu. Merkür kova. Çok güzel bir burç seçmiş. Eşim de eşimin burcu. İkizler yükseli ikizler. Aa, ikizler dört güzel. Kadınla beraberim düşünsene. Ama kova burcu ikizleri çok sever bir kere. Hem çok sever. Çok sever ve çok iyi anlaşılır. O yüzden kovayım zaten. Çok. Fatih Bey'in haritasını bildiğim için ay burcu ikizler. O yüzden de zaten dördüncü evinde hani hayatında ikizler var. Süper. Hande'nin yükseli ikizler. Kendisi ikizler. Müthiş. Dört kişi ediyorlar evde. Bir de ben beş. Şahane bir burç ikizler. Bir de kızım altı. Ben beş kadına karşı ben. Süper. Böyle felaket. O yüzden seviyorum yani. Demek ki Sayın Altay eşinizi, sevdiğinizi. Ben beni seviyorum, onu seviyorsun. Eşinizi ekstra daha fazla seviyorum. O senin gezme arkadaşın. Evet. Şimdi nereye geldik? Şimdi nereye geldik? Başaklara geldik. Başak Bey. Benim olmayan burcu var kendim. Şimdi Başaklar için bu sene biz tabii çok genel anlamda soruyoruz. Aşk var. Şöyle aşk var. İlla aşık olmak zorunda değilsiniz ama hayata aşkla bakacaksınız. Elinize attığınız her proje aşkla şekillenecek. Aynı zamanda sanatsal ve kreatif işlerinizde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Burası çocuk evidir. Yani çocuklarla ilgili konularda da onlardan mesela ama çocuğunuz var ondan çok güzel haberler alabilirsiniz. Bu sene hayatında çok büyük açılımlar olabilir. Güzel inşallah. Gelişmeler olabilir. Bu sizi çok mutlu olur eder ve gururlandırır. Mesela eğitim ayağı bunlar çok keyifli olacak. Başaklar hep bana çok fazla soruyorlar işte bu sene aşkı bulacak, bu sene mutlu olacak mı? Evet bu sene herkes Başaklar niye aşkı mutlu olacak. Diye sorar. Ben bunu merak ediyorum. Ben de hep niye? Ben de bilmiyorum. Bak çok aşk konuşuyorum. Aşkı bulacak mıyım? Buldun. Kıymetini bilecek misin? İşi ben size bir şey anlatayım mı burada? Bir anekdot anlatayım mı? Bana bir mesaj atmış. Demiş ki Hande Hanım burçları öyle bir anlatıyorsunuz ki kendimi işte bir içecek firmasının CEO'su zannettim diyor. Azıcık daha böyle aşktan, çiçeklerden, böceklerden bahsedelim. Biz hep böyle iş vesaire. Ben sıkılıyorum ya. Evet, mesela aynen. Televizyonda da dinliyorum hep aşk, aşk, aşk. Ya kardeşim iş yok mu bu insanların hayatında? Bir de aşkla da seks yok mesela, hiç ondan bahsetmiyorlar. Ya seksi pek kimse anlatmıyor Fatih Bey. Ben hiç denk gelmedim halde seks konuştuğum. Onlar aşk dedi aslında onu sormaya çalışıyorlar. Ben işi merak ediyorum. Adamınca yani. Sormaya çalışıyorlar. Aşk var mı, aşk var mı? Birini bulacağımı demiştim. Ben çok sıkılıyorum bu aşk muhabbetlerinden ama. Var mı? Merak Başaklara edelim. Seks var mı? Genel izleyicilerimiz ya, için. Ya bir şey söyleyeceğim. Bakalım. Beşinci ev ve sekizinci ev cinsellik alanıdır zaten. Yani bu sene o yüzden değil mi? Ha şu çok ya. Keyifli algılayacağım. Anladığımız şu. Bu sene Başaklar azacaklar. Anladığımız bu. Beşlerdi. Beşleri onu mu anlıyoruz şu an? Evet, senin programın adını anlamak. Bak programı nasıl açtın bir anda. Programın sonunda nihayet geldik beklediğimiz yere. Neresi o cinsellik? Şu beşler cinsellik. Bu beşler cinsellik. Bu arada Hande'nin çok güzel bir kağıdı var. Anlayabilir, evet, aşk olsun. Hande çok güzel okuyorsun. Sistem buyurun. Oturttum burada. Aynen. Şu şahane. Oğlak mı? Hande'nin tişörtü. Ay oğlaktan Allah bir çıkardık ya. Allah kahretmesin. Bir ya. Cinsellik bir. Sen mi? O da bu peki. Sen mi? Bir dakika. Sen kova'ya geleceğiz. Bir karıştırmayın lütfen. Evet Jüpiter senin burcunda birinci evde. Çok önemlidir o. Çok İyi yerdir. Ha iyiymiş ha. Oley. Lütfen karıştırmayın. De devam ediyoruz. Evde. Başak'tan sonra ne geldi? Terazi. Terazi yükselen teraziler, şöyle söyleyeceğim, ev, aile, yuva ile ilgili konularda bu sene aradıkları huzuru bulacak kişiler, terazi ve yükselen teraziler, emlak ve gayrimenkul alım için bu sene çok şanslı olacaksınız. O yüzden kafanızda böyle bir plan varsa girişimde bulunmanızı tavsiye ederim. Mart ve Temmuz ayında ev fiyatları düşüyor bu sene, ekonomi kötü olduğu için. Ev alacakmışım ben de zaten inşallah. Patlama var mı zaten ev satışlarında? Hadi güle oturayım. Aynen öyle. Bu konular çok güzel çalışacak. Yine aşkla ilgili, aşk hayatımızda önemli sorumluluklar almak, biriyle beraber bu yolda ilerlemek anlamında Mart ve Temmuz ayları arasında güzel fırsatlar yakalayacaksınız sevgili teraziler. Şunu söyleyebilirim, kariyerle ilgili önemli girişimler 10 Ocak'taki tutulmayla beraber şekillenirken, mesela 10 Ocak zamanında işinizle ilgili bir hassas bir konu devrede olabilir. Bununla ilgili olarak büyüme ve yenilenme anlamında yaz dönemlerinde çok daha büyük şanslara sahip olabilirsiniz sevgili terazi. Bir şey sorabilir miyim bu arada? Peki 10 Ocak'ta niye yazı atladık?
Hem 10 Ocak'ta bir tutulma var hem de 21 Haziran'da bir tutulma. Tamam. Peki şeyi merak ediyorum. Hani derler ya 30'dan sonra yükselene geçer. Doğru mudur bu? Yaş 30'dan sonra yükselene geçer burç derler genelde biraz. Aslında değil. Bu bir şehir efsanesi. Çünkü doğduğumuz an itibaren bizi diğer burçlardan ayıran tek şey yükselen. Peki yükseleni niye okumamız gerekiyor? Yükseleni de bilmemiz gerekiyor. Aramızda 30 yaşında kimse olmadığı için hep genç olduğumuzda. Çünkü yükselen burca göre ayarlıyoruz her şeyi. Yani şöyle bir haritamız var. Ama yükseleni de okumamız gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. Şu yükselen alanına teraziyi oturtuyoruz. Otomatikman terazi burcunun yorumunu yaparken yükselen terazileri yapmış oluyoruz aslında. Hmm. Yani buradaki yükselene göre bu gezegenler nereye oturacak, hangi evlere oturacak ve açılar... Yükselen de önemli ama. Çok önemli. Her şey yükselene göre belirleniyor. Hadi bakalım. İşte. How the universe work diye bir şey var. What the... Evren nasıl çalışır? İşte onun özeti burada. Evren böyle çalışıyor. Evren böyle çalışıyor. Evren döngülerle çalışıyor Fatih Bey. Yani basit. Hep aynı şeyler, aynı döngüler. Ve biz de o döngüleri ya zaten hani bakıyoruz aynen. Ona göre. Şimdi nerede şimdi? Okuyabilen mesela bu Türkiye'nin 23 Ocak mesela burada Satürn karesi yaşayacak vesaire. Bununla alakalı yani. Onları anlatacağım. Anlatacağım. Bizim programı. Sizin programı. Şimdi kovadan sonra neye geldi? Yok teraziden sonra neye geldi? Kocaoluş akrep, Mustafa Denizli akrep. Ya şimdi ama Tanrı sürekli görüştüğüm akrep. Arkadaşlarım da akrep burçlarına yani çok sevimsiz olduklarını biliyorum. Yapma ya. Sevimsiz. Harcadığım bir komple burcum. Tanrı canım milyonlarca akrep milyonlarca var. Milyonlarca akrep var. Bu arada akrep burçlarına da çok aşık olunur erkeklerine de. Ben akrep burcuna çok yani aşık olan kadınları biliyorum. Ani bir kıvırma diyorum. Evet. Oğlak akrepim ben. Kıncalıç ve Mustafa Denizli adına konuşmadım. Genel anlamda konuştum. Evet. Benim anlaştığım burçlar değil yani. Akrepler şimdi akrepler için şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu sene... Hangi burçlar anlaşıyorsun? İkizler. Tamam. En sevdiğim burçtur yani. Kova terazi olarak. Yengeç. İkizler. Şimdi akrep olarak bu sene iletişim çok kuvvetli. Yani iletişim ayağında çok fazla akrepleri konuşuyor olacağız. Yani sosyal medya olabilir. Bu network olabilir. İletişimin her tür formu. Satış, YouTube reklam, kanalı. Tanıtım, pazarlama... radyo, televizyon bu alanlarda çok fazla akrep burçlarının ön plana geçtiğini göreceğiz. Birkaç yıldan beri yakın çevreleriyle olan bağlantılarında bazı zorlanmalar yaşamış olabilir sevgili akrepler. Şimdi artık yakın çevrelerinden alacaklar güzel enerjileri. Yani ben şunu söylüyorum genelde işte ne derler şansı uzaklarda aramasınlar. Daha fazla yakın çevrelerinde kim varsa o insanlar onlara o şans elini verecek ve destekleyecekler onları. Yani babadan anadan mangal alacaklar artık. Direkt özetliyor ama. Parayı babadan kapacak. Miras kalacak. Mart ve Temmuz ayında... Babayı öldürdü şimdi kendini. Niye biraz kalsın? Yardım eder belki ya. Geldi çocuğa, baba iş kuracak, ya, al sana para var. Yaşlanan mı? Yani tövbe ya, neyse ya. Yapma şimdi, biz de babayız. Ne diyeceğim? Süpersiniz ya. Evet, hiç o açıdan bakmamıştım. Mart ve Temmuz ayları arasında ise ev, aile ve yuva alanlarının önemli sorumluluklarıyla karşılaşabilirler. Ve tabii ki Uranüs 7. evlerinde geçiyor. Bunu konuşmuştuk zaten akrep burcu. Burcu oğlan aldı parayı batırdı. Yani ikili ilişkiler ve özel hayatlarında biraz karşı tarafta o dengeyi kurmak kolay olmayabilir bu dönem içerisinde. Eğer evliyseniz bu noktaya dikkat etmekte fayda olacak. Biraz Allah daha bir böyle heyecanlı sevebilirsiniz bu noktada. Parasal konular önemli çünkü bu sene maddi konularda güzel sonuçlar elde edeceksiniz. 5 Haziran, 30 Kasım ve 14 Aralık tarihleri elinize para geçecek tarihler sevgili akrepler. Bu sene paradan şanslı olan burçlar hangileri? Bu sene paradan şanslı olan burçlar yay ve yükselen yaylar, akrep ve yükselen akrepler. Aynı zamanda akreplerle aranı düzelt. Bak durum iyi. İstemiyorum. Ve ikizler yükselen ikizler. İkizlerden alırım ben. Boğa yükselen boğalar. Bu 4 burç. Ben de annem iyi. Ama biraz önce evet, biraz önce sorduk Milli Piyango'yu hangi burçlar alsın diye. Alacak. Ben kesin alıyorum. Evet, siz Kova'ya. De yükselen kovasınız. Kova yükselen kovanın ne alması gerekiyormuş. Vermiyor ki. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama al dedi. Hande, geçen sene aldık ne oldu? Şimdi çıkıp alacağım yani. Geçen ama geçen sene böyle bir şey söylemedi Hande. Evet. Abi çıkmıyor geçen kimse. Bu yıl çıkacak. Ki. Bu yıl dandikten bir çıkartmış gibi olacak. Peki çıkacak. O da bana denk gelecek. O da bana denk gelecek. Geldiği zaman ne yapıyoruz? Hemen seni ararım. Hemen. Milyon kova olur senin için. Gece 12'de arıyor. Siz alın. Yalnız bak kimseye çıkmazsa yine cukkalar arası parayı sana gelirim. Tamam tamam. Al da şimdi. Kötü bir şey yok. Yok yok bu sene bu sene. Peki tamam mı çıkacak, yarama mı çıkacak, çeyreğe mi çıkacak? Bunu da öğren. Onu da konuştuk ama genelde çeyreğe çıkar ya. Yani. O olasılık hesabı o. Olasılık evet. Ona bak bir şey. Ona yıldıza karışır. Merkür böyle yapıyor. Ona matematik. Ben ne yapayım diyor. Bu sene çok laf söz olmasın diye verecekler bence. Bence de. Bir küçük biz alalım elimizi. Alalım. Alalım ya. Alalım. Alalım. Tam bilet kaç lira? 80 lira mı?
Çeyrek 20 lira. Tamam, 80. Yay, tamam. Yaydaymışız, yayı da konuşalım. Var mı? Fatih Bey, var var. Gördük var, o paraları orada diye. Gördük. Fatih Bey 5.90'a inmiş yalnız bugün dolar. Var mı? İnmiş mi? İnmiş mi? 5.90. Hayır, 6 küsürdü değil miydi ya dolar? 5.90'ı gördüm. Bu nasıl facia? 5.6'ydı ya. Magazin ekonomisi bu. Magazin ekonomisi. Ben para pul hiç anlamıyorum. 5.6'ydı. Ben harcadım sadece. 5.90'ı gördüm. Doğru. Dün 5.80'den başladı. Akşam 5.88 oldu. Gece 12 gibi. Pardon. Benim hiç onlarla ilgili. Pardon. Onu bile indi zannediyorum bak. Bütün gezegenler geriliyor, dolar ilerliyor. Dolar euro mu olmadığı için şey, altının üstünde zannediyorum doları. İndi zannettim ben. Neyse buyurun. Yaylarda mı? Yaylara geldik. Yaylar için bu sene para var. Çok güzel. Parasal konularda çok rahat edecekler. Çünkü birkaç yıldan beri çok böyle dikkatli adım atmak durumundaydılar. Hani böyle kafalarına göre harcayamıyorlardı ki yay burcu harcamayı seven bir burçtur yani. Böyle rahat rahat gezsin, dolaşsın, hani çeşitli yerlere gitsin. Bu sene artık buralarda Jüpiter'in dolaşmasıyla beraber rahatlayacaksınız. Bunlar da Türk yaylar dinledi. Bunlar Avrupalı yaylar olsa gerek. Yapmayın Allah aşkına. Gözünü seveyim. Abi Türk yaylarda para nerede? Türkiye'de para kaldı bence. Dolar ama şunu söyleyeyim ya. Yani birine bir borç vermişlerdi. Ha para gelecek. Hava gelecek. Aa baba o iyi. Havadan olurlar, bir şey olur yani. Yani hiç merak etmesinler. En azından bu sene işsiz kalmazlar, ceplerinde para olur. Tamam. Bolluk bereket gelecektir. Hani böyle biraz daha yani böyle. Yani ortalamaya göre daha iyi olacaklar. Ama sizin bu zekanıza hayranım ben. Her seferinde böyle yani nerede yaşıyor bunlar. Şimdi şunu söyleyeceğim. Evet, parasal konular önemli. Mesela bir borcun altına girmek 10 Ocak'taki tutulmayla beraber devrede olacak sevgili yaylar. Yani işte bir banka işleminizi halledebilirsiniz. Bir ödemeyi unuttuğunuz, gözden kaçırdığınız bir borçla ilgili bir konu bu tutulma zamanında daha fazla karşınıza gelecek. Ama merak etmeyin, yaz ayları itibariyle parasal alanda tetiklenmelerinizle güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Özellikle şunu söyleyebilirim. 10 Eylül ve 14 Kasım arasında doğan yayların aşk hayatlarında Eylül ve Kasım ayları arasında bazı geri dönüşler devrede olacak. Eski aşklar bu süreçte. Yaylar parayı buldu, aşkı buldu, aşk. Yürü be. Şey hangi burç bu? Seni gerileme çok evet, ikizleri de eski aşklar. Hangi burç? Arize Dicgök? Ne? Ha, Ali Dedicik. Onu bilemeyeceğim. Bilemedik onu okudum da eski sevgilisi dönmüş, o yüzden dedim ben yayım acaba diye. Ha, yani araya okul arkadaşı mıydı? Okul arkadaşı mıydı? Araya magazin sokmuştu. Değil mi? Okul arkadaşı. Okul arkadaşı dönmüş. Lise yıllarında tamam. Çıktı, çocuğa geri dönmüş. Biz onları konuştuk ama kaçırdınız magazin olayları. Evet, magazin de konuştuk. Yani ben de arayı verdim. Evlilik, yani ayrılık. Yabancı değiliz, sokuşturayım. Evlilik, ayrılık. Halize sosyete oluyor ama siz sosyete sokuşturdunuz. Ya ne sosyetesi kardeşim, herkes sosyete olmuş. Bugün kim denizle ilgili okudum. Kim ha o cicişler var ya cicişler sosyetik güzel Esra Mugeyda. Aa yok artık. Artık yani, yok daha ne? Vallahi hakikaten ya, bir yerde okudum ya yazmışlar daha. Ya. Onlar sosyetik biz ay sosyeteyiz anasını. Jet sosyeti. Jet sosyeti. Uçağıma getirin. Evet, nereye geldik şimdi? Oğlağa geldik. Ah Allah'ımıza bir şükür. Bir saat oğlağa. Biz çekelim. Tamam. Biz çekelim baş başa kalsın. Buyurun. Bırakın beni. Paralar para. Öldüm. Şimdi canlıyı göster bana. Şöhret de istiyor bu arada. Şöhret istiyor. Bakın şöyle. Şöhret masraf demek. Hayır, diziler, filmler olmayacak mı? Şöhret de istiyor oğlak. Buyurun. Ya şimdi buyur, her bir burcu şu alandan alıyorsun diyoruz ya şansı. Bu sene şöhret mi olmak istiyorsun kardeşim? Biraz istiyorsun. Ev mi almak istiyorsun? Onu da istiyoruz. Onlara soruyorum. Evlenmek mi istiyorsunuz? Evliyseniz eşinizle beraber daha güzel planlar mı? Yani bu sene her konudan yana şansınız olacak. Eşim var bir de sevgilim süper olsun mu diyorsun? Para ise para. Süper iş seviniz. İş. Sevgili ise sevgili. Hani sevgili ise sevgili. Sevgili. Öyle dolaşacağım seni. Çünkü mesela Mart'la Temmuz ayları arasında parasal bir sorumluluğun altına da girilecek. Yani bir şey alabilirsiniz, o dönemde bir şeylerin altına girebilirsiniz, bir borcun altına girebilirsiniz. Ama bu sene en çok oğlakları konuşacağız. Acaba neyin altına girecek? İkili ilişkiler ve özel hayatın detayları devrede 10 Ocak'taki tutulmayla beraber. Yani partnerinin ve eşinin hayatında önemli olaylar olabilir. Çünkü bu bir ay tutulması 10 Ocak itibariyle ve 21 Haziran'da bunlar da... Bunlar negatif şeyler mi, pozitif mi? Olumlu diyelim. Tabii ki olumlu. Niye olumsuz olsun? Tamam. Aynı zamanda evet yine taşınmayla ilgili, yer değiştirmeyle ilgili ya da bekar olan oğlaklar için evlilikle ilgili konu ve olaylar dediğim gibi 10 Ocak ve 21 Haziran'daki tutulmalarla beraber hayatlarını şekillendirebilir. Sağlıklarına dikkat etmeleri gerekecek sevgili oğlakların. Özellikle önümüzdeki sene 5 yaşlılığa Haziran'da... bağrı kireçlenme. Eklemişim. Mesela bu sene çok çalışacak oğlaklar ve bu sene çok güzel işlere imza atacaklar ama mesela nefesle ilgili sıkıntı ve problemler artabilir. Mesela alerjiler, nefes
darlığı, sıkıntıları ve problemleri yaz aslında aylarına dönen göre biraz dikkat bile etmek lazım. Babamda var. Sigara içmez, bir şey yapmaz. Yok, yani normal, düz adam yani. Evet. Evet. Yani. Fena bence değil. Çok maşallah, iyi. Bence çok güzel yani. Hadi kova inşallah ve yükselen kovalara geldik. İşte bize tamamlanma geldi dönemindeler. Bize geldik. Aynen. Kovalar. Kova. Çok bir buçuk yıldan beri hayatınızdan gitmesi gerekenler gitmiştir. Bye bye dedikleriniz. Gitti gitti. 2019'da onları yolladık. Sıkıntılar, problemler. Şimdi Jüpiter burada sizi korumaya başlıyor. Yani en koruyucu gezegenlerimiz. Evet. Jüpiter öyle. Sırtınızda melek varmış gibi hissedeceksiniz. Oh, her tür sıkıntı ve problemden korunacaksınız. İşte geldi. Burası yurt dışı alanıdır. Yurt dışında çok büyük şans var demek. Yani bu sene bol bol seyahat edin ya da iş bağlantılarınızı onun üzerinden kurmaya özen gösterin diyebilirim sevgili kovalara. Ama Roma'nın en büyük tanrısı. Ama. Mart'ın sonu ve Temmuz ayları arasında Satürn Kova burcuna geçiyor ve kovaların hayatlarını çok hızlandıracak. Yani ne zaman? Mart sonu ve Temmuz ayı arası. 3 ay sonra. Az kaldı. Evet. Şimdi ilk ayak seslerini duyacaklar. Aa diyecekler, uzun zamandan beri hayatımın hani şeyini elime alıyorum, kaderimin. Ben bunu da yapmak istiyorum. Bir bu hayat yapmak renklendi. Yapmak bu benim için söz konusu değil. Neden? Ben hayatımı asla elime alamam. Benim hayatım Hande'nin elinde. O ne derse onu yapıyorum. Böyle bir şey olmaz. Tamam. Burcu değiştirip gene bir şey yapalım. Ben dilek başa döneyim. Ya ben şöyle diyorum kovalara. Bir tamamlanma dönemi, açılma dönemi ama yılın sonunda kovalar için 20 yıllık bir dönem başlıyor. Çok Allah şey gelsin var. Yeter artık Hande. Gelsin. O benim için çok iyi haber. 20 yıl daha geçeceğim demektir. Döngüyü tamamlamak için sıkacağız, işimiz artık yapabiliriz. 5 yok ama. 5 var bir tane. Tutulmalarda 5 var. O 5 başka 5. O başka dediği 5 bu 5. Şurada 5. Burada mı beş olması olur lazım 5'i? Hayır burada her nerede varsa onların hepsinin bir anlamı var ama ana şey... Peki buradaki 5 ne anlama geliyor mesela? Buradaki 5 mesela 30 Kasım'daki tutulma 5'i. Yani her beş aşk yani hayatları 30 Kasım'daki tutulmayla beraber hareketlenebilir. Kasım'a kadar durun değil. Haziran. Anneciğim tamam. Bunlar seks arıyorlar rakamlar. Bu arıyor bu. 5 diye attın üstüne bu 5 diye. Ya onlar iyi bir şey aramıyor ki böyle. Bütün rakamlarda onu görüyorlar. Ona 5 ver. 5 5. Aklım ilk bir 5'te. Ay anne hayatında böyle program yapmamış. Yapmadım. Geldi ve cıvıttık geldi. Bir yandan da tutmaya bence çalışıyorum koparsam diye. Şurada bir şey var gibi geldi bak. Bu rakamlar. Neyse Haziran Kasım kurtardık ya. Ha, bu yer mi burada? Bir... Evet neyse. Kova. Son burcu da yapayım Allah. Son burcu da yapıp tamam. Kovaya bu kadar mı? Ne olacak başka? Hayır, işte, ayak sesleri. Ben kopacağım diye tutuyorum. Kendimi koparsam çok kötü. Şimdi tamam, kovaların ailevi alanda, ev aileyle ilgili alanda önemli değişiklikler yaşadıkları bir dönem. Yani aile alanından çok hızlı beklenmedik bir takım olaylar yaşayabilirler ve onların haberlerini alabilir sevgili kovalar. Özellikle şunu söyleyelim. Ocaksın. Hande Hanım ne gülüyorsun? Ciddi bir program yapıyoruz burada. Ne oldu? Ocaksın ve Şubat. Lütfen ciddiyet biraz. Ocak sonu ve Şubat başı yani mesela sen 2 Şubat'ta değil mi hayatım? Daha sana tam değil ama bu dönemde doğmuş olanlar varsa Uranüs'ten aldığınız etkilerle ev, aile, ailenizdeki insanlarla bu dönemde anlaşmak çok da kolay olmayabilir. Uranüs de bayağı uzak bir gezegen yani o bile etkiliyorsa durum kötü. Şimdi 5 Haziran'da çevre değişimleri olacak sevgili kovaların hayatında. Çevreniz değişebilir. Önemli bir takım insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Yeni işler ve işbirliklerine başlayabilirsiniz. Bunu da hemen söylemiş olalım. Ve tabii ki İşte ikizler ve yay hattındaki tutulmalar aşkı arayanlar için aşkı karşılarına getirebilir. Çocukla ilgili konu ve olayları hızlandırabilir. Önümüzdeki sene biraz romantizm duyguları ön planda olacak sevgili kovaların. Evet, son burcumuza geldik. Geldik sevgili balık ve yükselen balıklara. Balıklar özellikle yükseleni balık olanlar. Hani belki ben, kulak kabartmak isterler. Sizin yükseleniz mi balık? Ya, bilmiyorum öyle diyor. Ama baktık yani. Baktım. Öyle. Ama şöyle çok bir, duygusal ama. Duygusalmıştır balık ya. Ben çok duygusalım. Evet. Daha dün dizi izlerken ağlamıyordu. Kızımızın dalga geçti benimle. Fatih Bey bana hiç duygusal gelmiyorsunuz. Çok duygusal. Fatih abi. Bana duygusal gelmiyor dedim. Dış görünüşe bak. Dış görünüşten. Dış görünüşe bak. Yükselen. Seviyor ya. Dışı bak hep için balık. Şimdi yükselen balıksa. Ulan yine acayip bir şey söyledim ben. Bir dakika bu lafı bir hafta. Siz gerçekten akrep mi burcunuz ya? Ne akrebi ya kardeşim? Yok ya ay kafamı karıştırdınız. Fatih Bey bir kovaya gidiyorsunuz bir oraya geliyorsunuz.
Evet anneciğim, sen biliyorsun. Yükseleni balık. Ha, yükseleni balık. Güneşi başak. Yani o bir dolunay insanı. Yani onun hayatı boyunca ilişkiler onun için çok önemli. Aynı zamanda Jüpiter'i kovada olduğu için ve onu çok güzel bir noktada tamam, koruduğu için kendini kova hissediyor. Yani Allah aptal kulunu, Allah aptal kulunu korurmuş var ya, o ben işte. Jüpiter'i koymuş devreme, koruyor beni. Siz evet, kova üzerinde çok deliğe günah yazılmaz gibi. Şimdi balıklar için bu sene çok önemli insanlarla bir araya gelecekleri bir yıl. Çünkü çevrelerini genişletecekler. Aman Allah korusun, hiç istemem insanlara bir araya gelmeyi. Evet, ben özel... de bak abi, her gün çay içiyoruz. Tamam. Ama sosyal çevreleri çok gelişecek. Yeni insanlar, yeni ortamlar, yeni işte kulüpler olabilir, dernekler olabilir, aktiviteler, organizasyonlar, davetler. Bu noktada balık ve yükselen evet, balıkların işte çevresi yoktu, çok hızlandığını göreceğiz. Aha, bir göreceğiz. Ben size ayrıca başlayacağım. Hiç sevmem davet mavet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Hiç. Geçtiğimiz bir buçuk yıldan beri hayatlarında, arkadaşlıklarında bazı azalmalar oluşmuş oluyor. Ölüyorlar yaşlandılarını. Tamam, sizin ekiple ilgili bu, sizin ruh. Ya ben koptum gidiyorum, Ölüyorlar. Hayatını böyle yorumlar. Evet, genç balıklar da var ya. Genç balık yok mu hiç? Benimler ya? Benimler hep 70 yaşında. O yüzden... Ebeveler vardı, böyle ölüyorlar, gidiyorlar. Toplandığımız yer Zincirlikaya yakın oluyor. Oysa ki Hande çok tatlış tatlış anlatmaya çalışıyor. Evet evet. Son, ölüyorlar Hande. Son şeyler bitirelim hadi. İşte o gidenlerin yerine evet, yeni insanlar evet, gelecek. Yeni arkadaşlar. Genç gelsinler. Dinamik gelsinler. Genç gelsinler. Aynen öyle. Mart ve Temmuz ayları arasında kendi kabuğunuza çekilmek ön plana çıkabilir. Mesela bu dönem içerisinde daha fazla yurt dışına gidebilirsiniz, yurt dışı sorumluluğu alabilirsiniz, daha fazla vaktinizi buralarda geçirebilirsiniz. Ya da önemli bir kalbinize ve yapmak istediğiniz iş alanına yönelik bir hobi ya da bir girişim devrede olabilir. Mart ve Temmuz ayları arasında bu devrede olacak sevgili balıklara. Şimdi şunu söyleyebilirim. 5 Haziran çok önemli. Kariyerinizde çok büyük bir açılma yaşayabilirsiniz. 5 Haziran'da 10 Ocak aşk hayatını tetikleyecek sevgili balıkların ve 21 Haziran yine aşk ve çocukla ilgili konu ve olayları hızlandıracak. Çevre değişimleri 5 Temmuz'daki ay tutulmasıyla beraber hayatımızı kolaylaştıracak diyelim. 30 Kasım'da da evle ilgili bir mevzuat ya da evle ilgili bir durum söz konusu olabilir. İşte yer değiştirmek, bir eve belki dekorasyon yapacaksınız. Hani boya bakalım. Mergü ödüyoruz, evlere verin geldi. Duydunuz mu ya eve geldi? Ya bir şey söylerken korkmaya başladım ama o kadar duydum. Ya acayip ev vergisi getirmişler, gördünüz mü? Bir şey söyleyeceğim. Eğer hani sizin için demiyorum ama buradan bizi izleyen balık ve yükselen balıklar için değil. Venüs gerilemesi var. Vergiyi vermeyin. Mayıs ayında, Mayıs 13 Mayıs ve 25 Haziran arası eve yatırım yapmayın. Yapmayın. Ama satabilirsiniz. Satış için çok uygundur, alım için uygun değildir. Hani elden çıkarmışsınız. Zaten mecburen satacağız bu vergi. Balık borçları için. Bu balıklar için. Ha, tabii ki. Tamam. Tamam. Başka son şey bir cümle. Balıklar ev satabilir bu sene, ev almasınlar. Evet, o dönem içinde ama Mayıs ayında. Mayıs Haziran. Peki genel anlamda bütün her şeyi konuştuk. 2020 evet, için ne öneriyorsunuz? Son bir şey ver ve... Bu ızdırap bitsin. Beni kovamıyor ya. Aa, hayır, onun için demedim. Biz bir buçuk saattir konuşuyoruz çünkü. Bayılacaklar şimdi. Yok, şimdi onlar şöyle diyelim. Elemedi çocuklar. bu sene... Hamza programda yaşlandı. Hamza elemi sormuyor. Hamza elemediyse dayak yiyecekmiş gibi. Elemedim olan değil. Özetliyoruz o zaman. Evet lütfen. Yani özet geçersek bu sene gerçekten hak edenler saygı görecek. Çalışanlar kazanacak. Çalışanın hani elması kızaracak diyelim. Ben hep şunu söylüyorum, ekonomi çok ön planda olacak ve ekonomik anlamda çok büyük düzenlemeler. Mesela şunu da söyleyeyim, ilk 3 aylık dönem, önümüzdeki dönem aslında gazetecilik, yayıncılık ve iletişim ayağında da önemli düzenlemeler vesaireler olacak. Bu anlamda biraz kemerleri sıkmayı öğreneceğiz ve bu sene lütfen yumurtalarınızı aynı sepete koymayın. Çok önemli bu. Farklı farklı yerlerde hani kendinizi böyle bir güvene alacağınız bir alanınız olsun. Hep B planları yapın. B planları yapın. Bu sene tamamlanmalar yılı ama büyük açılımların da yılı. O yüzden bu tamamlamaları yaparken karma yaratmayın. Kimsenin hani ne günahına girin ne arkasından konuşun. Bunlar çok önemli olacak. Çünkü biraz oğlak burcu.
Evet. Bu programı yayınlamadan. Daha 2019'da. Daha 2019 serbest. Benim size bir vukuatım var. Ben geliyorum size bir haksızlık yapmayayım. Yani bu sene hak hukuk. Kimsenin hakkını yemeyin. Kimsenin hakkını yemeyin. Bravo. Aynen. Çünkü bu sene çok büyük planlar ve büyük açılımlar da var. Nisan, Haziran ve Kasım aylarında o dönemde bunu yaparlarken bütünün hayrına da çalışmaya özen gösterilsin. Öyle olmadığı zaman... İyi insan olun diyor. Evet. Mayıs ayında ikizler ve yay hattına geçince yer yerinden oynayacak. Şöyle diyeyim. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Ona kadar düzgün, erdemli, sebatlı bir şekilde git. Mayıs'a kadar. Evet. Mayıs'a kadar namuslu edepli olur. Mayıs'a sonra her şey serbest. Öyle anladım ben.